Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Yayındaki şey canlı yayına da selam. Yayınları yeni açan seyircilerimiz için. Sivil Mektuplar ve Sevgili Osman filmlerini izledik. Sonrasında da Atlı Fasükül'ün hazırladığı İtifa videosunu izledik. Üzerine şimdi bir sohbete devam edeceğiz. Aslında salondaki seyircilere küçük bir giriş yapmıştım ama şimdi yayına başlayınca şeyi tekrar söylemek iyi olur herhalde. Yani aslında bu program Ocak ayından beri yaptığımız bir program ve aslında daha çok ekoloji mücadelesi ve ekoloji adaleti üzerine odaklanıyor. Fakat 6 Şubat depremleri sonrasında biz altyazı olarak bu kürasyonu üstleniyoruz programın. Aslında tekrar tekrar her şeyi baştan düşündüğümüz bir bağlama geldik ve konuyu biraz daha kent adaletine ve yani kendi yaşamımızın merkezine nasıl çekebiliriz diye düşünürken aslında hep adalet meselesi etrafında dolaştığımızı fark ettik yani şeyde de ekoloji üzerinden giderken de böyle. Dolayısıyla kent ve adalet konularını birleştirmeye birazcık daha programın yönünü oraya doğru yönlendirme isteğimiz var ki bir yandan da bu hafta yani özellikle bugün özel bir gün. Onun da farkına vardığımızda aslında konuyu biraz oradan kurmak istedik. O da bugün 25 Nisan ve Gezi davasındaki son kararın çıkışının 1. yıl dönümü aslında ve en son çıkan davada giren 6 kişi, 6 değil mi yanlış söyledim? Osman Kavala'ya bir Ha, Osman yedi. Yani 6 kişinin içeri girdiği ve 1 yıldır içeride olduğu bir gündem var. Bugünü hem ona aslında hem de biraz da aslında birazdan izleyeceğimiz deprem dersleri videosundan da aslında yola çıkarak hem kent adaletine hem de aslında Gezi direnişinin temelde bir kent mücadelesi olduğu konusunu tekrar hatırlamak üzere böyle bir gün planlamak istedik ve aslında bir yandan da bunu bir tür foruma dönüştürsek beraber bunu konuşsak. Bir yılda başımıza neler geldi onları da hatırlasak gibi bir yerden böyle bir şey organize ettik. Oradan da evet aslında bunu ne yapalım diye düşünürken en doğru kararın Çiğdem'e gitmek olduğunu düşündük ve Çiğdem'e danıştık. Bu filmleri Çiğdem seçti. Bir de mektup yazdı. Aslında o mektubu okuyarak başlayalım. Sen okumak ister misin Fırat? Ben mi okuyayım yoksa? Bakayım. Sen de. Pek sevgili altyazı ve postane. Bugün henüz dışarıdayken, tırnak içinde içerideki biri için, Osman Kavala için yaptığım iki filmi ve ben içerideyken koğuş arkadaşım sevgili Mücella Yapıcı'yla sohbetimizin İmre Azem tarafından yapılan filmi Deprem Dersini izliyorsunuz. Deprem Dersini birazdan izleyeceğiz. Şurada bu cümle bile sanırım. Bu cümle bile sanırım tuhaflığı, saçmalığı, karmaşıklığı ve ne yazık ki gerçekliğiyle küçük bir memleket özeti. Buna bir de çekmediğim bir film nedeniyle tutuklu olduğum eklenince gerçek bir şenlik oluyor ortalık. Enis Batur'dan devralarak Türkiye koca bir şaka ama buna ne kadar gülebiliriz ki? Çektiğimiz filmler çekemediklerimizin ve elbette çekeceklerimizin teminatıdır. Onda not etmiş olayım. Sinema salonlarında, gösterimlerde filmlerimizi konuşacağımız, mahkeme salonlarından ve hapishanelerden kurtulacağımız günlerin ümidiyle hepinize Bakırköy Kadın Cezaevinden sevgiler, Çiğdem. O zaman şimdi İmre Azem'in kurguladığı, bu arada İmre de gelmek istedi fakat bugün Burak'ın daha önceden vurguladığı üzere cezaevine gittiler, ziyarete gittiler. Ve oradan Fatih Pınar'dan öğrendiğimiz kadarıyla orada çektiği görüntüleri kurgulaması gerekiyor.
İmre'nin şu an kurguda olduğu için gelemedi. Ama Fatih aramızda, Elif Refik de belki katılacaktı. Elif Refik de metin düzenlemeyi yaptı bu deprem derslerinin. Yani deprem dersleri 16 Şubat'ta, yani depremden 10 gün sonra yapılmış bir söyleşi. Bakırköy cezaevinde yapılmış bir söyleşi. Yani çoğunuz gibi herhalde öyle tahmin ediyorum. Okuyunca hani duvarlara yazmak, duvarlara hani çıktısını alıp duvarlara yapıştırmak gelmişti içimizden. Sonrasında 26 Şubat tarihinde İstanbul Kent Savunması'nın hesaplarından bir video olarak paylaşıldığını gördük ve çok sevindik. Belki Fatih sen kendi sürecini dahil olma ya da işte görüntüleri paylaşma sürecini bildiğin kadarıyla filmden sonra anlatırsın. Sanırım bir 10-12 dakika kadar. Evet, hep beraber izleyelim. ...27 Aralık 1939 gecesi saat 2'de merkez üssü Erzincan'da büyüklüğü 7.9 olan ve yaklaşık 52 saniye süren büyük bir deprem meydana geldi. Bu coğrafya deprem derslerini neolitik çağlardan beri alıyor. En iyi ders 1939 Erzincan depreminden alındı. Belki de dünyadaki en ileri afet yasaları hazırlandı. Ardından diğer büyük dersler, kurallar konuldu, yönetmelikler yenilendi. Ancak 1980 darbesiyle antidemokratik yöntemlerle yerleştirilen neoliberal ekonomik ve ideolojik yeniden yapılanma sonrası kentler ve kırsal araziler inşaata dayalı ekonominin en büyük sermayesi haline getirildi. Ayrıca çılgın ve mega projelerle uluslararası sermaye için cazibe merkezi olmak hedeflendi. Bugün bahsettiğimiz bütün sermaye çeteleşmeleri o dönemin ideolojisinin sonucudur. 17 Ağustos'ta biz, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak bütün meslek kuruluşlarıyla tabip odaları, eczacılar, barolar, psikologlar, kadın örgütleri çok düzenli bir şekilde görev paylaşımlarımızı yaparak askerle birlikte çalışarak durumu kontrol altına almaya çalıştık. Yine devlet nerede diye çığlıklar vardı. Ama en azından devletin engellemeleri yoktu. Alınması gereken önlemler her bölge için ayrı ayrı listelendi. Toplumda boş durmadı. Mahalle afet gönüllüleri aracılığıyla ciddi örgütlenmeler yapıldı. Belediyelerle işbirliğine gidildi. Her mahalleye kurtarma araçlarıyla dolu konteynerler yerleştirildi. Kim bilir şimdi neredeler? Bugün bence en büyük fark kendinden menkul, adına devlet dediğimiz içi boş bir heyula var ancak. Bu heyulanın yarattığı korku öylesine büyük ki, biat etmiş tüm kurum, kuruluş ve kişiler neredeyse kendilerini ölümden kurtarmak için bile talimat bekler haldeler. Bu arada 1999 depremi yeni bir iş alanı açtı. Yıkılan kentler, yıkımı bekleyen yerlerin yarattığı korku, bu sektör ve bilimsel neoliberal ideologlar sayesinde hala son derece yanlış anlamlar yüklenen kentsel dönüşüm. Aslında yerleşmelerin güçlendirilmesi, sağlıklaştırılması ve rehabilite edilmesi anlamında kullanılması gereken bu kavram, yeni inşaat sektörünün elinde adeta mucize bir kavram haline getirildi. 1999 depreminden hemen sonra bütün meslek ve bilim insanları tarafından önerilen ucuz ve hızlı güçlendirme planları ve teknikleri hızla rafa kaldırıldı. Zaten var olan sıkışık yapılaşma toplum tarafından da gönül rızasıyla kabul edilen müteahhit kar paylarıyla neredeyse 10 misline katlanarak arttı. Semtler, mahalleler yeniden inşa edildi. Genelde de asıl olarak rehabilite edilmesi gereken yerler değil, rantı yüksek olan alanlar seçildi. TOKİ çıkarılan yeni kanunlarla kamunun bütün arsa stoklarının sahibi oldu ve bu alanları yeni müteahhitlerin kar projelerine açtı. Sosyal kiralık konut politikası tamamen terk edildi. 775 sayılı yasa ortadan kaldırıldı. Bütün bu eylemleri rahatça yapabilmek için deprem bir bahane olarak kullanıldı. Binlerce kanun ve kanun hükmünde kararname çıkartıldı. Kamu ihale yasası benim bildiğim 195 kere değiştirildi. Devlet planlama teşkilatı lağvedilerek ülke planlamasıyla fiziki planlamanın bağı koparıldı.
Belediyelerin bütün planlama yetkileri parça parça Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın emrine, daha doğrusu tek bir yetkinin emrine sunuldu. Planlı bölgelerdeki bütün planlar plan değişiklikleriyle delik deşik edildi. Bütün bu olanları anayasal yetkilerini kullanarak hukuk yoluyla engellemeye çalışan meslek odalarının tüm denetim yetkileri ellerinden alınmaya çalışıldı. Düşman ve vatan haini ilan edildi. Barolar parçalandı. Kısacası hukuk ve kamu yönetimi sistemimiz uluslararası ve yerel sermayenin önünü açmak için bu yeni anlayışa uygun olarak dönüştürüldü. Bugün bütün toplanma alanlarını imara açıp İstanbul'un ortasında Sahra Hastanesi, çadır alanı, helikopter pisti olarak kullanılabilecek tek alan olan Gezi Parkı'na ille de bina yapacağım diye tutturan kim? Buna engel olmaya çalışanlara şiddet uygulayanlar, 8 canı öldürüp binlerce insanı yaralayanlar kim? Hepsinin adı bizim davamızın şikayetçi bölümünde sıralı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve diğer kuruluşların ÇED raporlarına rağmen Amik Gölü'nü, Amik Ovası'nı kurutup üstüne havaalanı yapanlar hangi şirketler? Bunlara onay verenler kimler? Trakya coğrafyasının en narin yerine ilk depremde Hatay Havalimanı'ndan bile beter hale geleceği apaçık olan, depremi bırak rüzgarda karda çalışamayan devasa bir havaalanı yapanlar kim? Yeni havaalanına müşteri sağlamak için Atatürk Havalimanı'nı taammüden yok edenler kimler? Planlarda yapı yasağı olan alanlar plan değişiklikleriyle yapılaşmaya açılıyor. Bu alanlara yapılan devasa kaçak yapılar aflarla yasallaşıp planlara işleniyor. Sulukule, Tarlabaşı, Hasankeyf, 3. Köprü, 3. Havaalanı, Kanal İstanbul'un yapılaşmaya açılan çevresi, Hatay Havaalanı, Akkuyu, Sinop, Zorlu Center, Galata Port. Örnek çok. Bu konularda açtığımız davalarda yürütmeyi durdurma kararı vermeyen hukukçular, bu planlara, projelere imza atanlar, rapor yazan üniversiteler, kurullarda çalışanlar kimler? Bu usulsüzlüklere meslek eteğini cüzdanına koyarak imza atan, sonra da ben yapmazsam başkası yapacak, ben daha iyi yaparım diye kendini aklamaya çalışan koca koca star meslektaşlarımız kimler? Yoksa müteahhitlerin ceplerine mi saklandılar? Şunu kesin olarak biliyoruz. 2018 imar barışı ile Türkiye'de 10 milyon kadar yapı, deprem bölgesinde 294 bin yapı kaçak olmasına, hatta bazılarında yıkım kararlarına rağmen yasallaştırıldı, ruhsat aldı. Denetim deyince herkesin aklına yapı yapılırken ki ya da bittikten sonraki denetim geliyor. Bu aşama da elbette çok önemli ama zeminle ilişkisini doğru kurmayan mimari ve insani kurgusu, depremin sismolojik etkilerini göz önüne almayan mimari ve statik tasarımlarla inşa edilmemiş projeler yana yatmaya, zemine batmaya, yıkılmaya mahkumdur. Mimarlar Odası, Makine, İnşaat ve Elektrik Mühendisleri Odaları bütün meslektaşlarımızın projelerini denetlerken iktidar tarafından bu yetkiler elimizden alınarak özel yapı denetim bürolarına bırakıldı. Her büyük inşaat şirketi kendi denetim bürosunu kurdu. Yani kendin pişir, kendin ye, halk ölsün. Aynı hata 1999 depreminden önce de vardı. 80'li yılların aflarıyla yeminli büroların sorumluluk yüklendiği binlerce kusurlu ve usulsüz yapı yasallığa kavuşturuldu. Yıkılan bir sürü bina bu kapsamdaydı. 2018'de yasalaşan imar barışında yeminli bürolar gibi bir kılıfa dahi gerek duyulmadı. Şimdi kim suçlu? 7 kere inşaat durdurma kararına rağmen açılışına izin verilen ve onlarca sporcu çocuğun ve rehberin mezarı olan otelin sahibi mi? Müteahhidi mi? İzin verenler mi? Yoksa hepsi birden mi? Şantiyelerde her gün işin başında olması gereken şantiye mimar ve mühendisleri çok az. Oysaki binlerce genç meslektaşımız işsiz. Eğitime bakarsan apartmandan üniversiteler, hoca desen yok. Meslek etiği mi? O ne? İnsanı hapse attırır.
Koskoca değirmen dere, dolgu alanında üzerindeki binalarla birlikte denizde hala dururken, bugün dolgu alanlarda plan yapanlar, inşaat yapanlar, miting yapanlar, İstanbul depreminin eli kulağındayken hala o alanlarda deprem yardımı toplayanlar, bunlar bilmiyorlar mı? Söylemedik mi? Enkazların arama kurtarma bittikten sonra kaldırılmasından önce her enkaza savcı ve bilirkişi gelmesi, enkazlardan kanıt olarak beton, demir vesaire örnekleri alınması şart. Bu sürecin herkesin takipçisi olması çok önemli. Çalışma yapılan enkazlara bilgilendirme tabelası asılmalı. Moloz döküm yerlerinin ilan edilmesi gerek. Ekolojik sorunlara daha fazla yol açmamak adına bu alanlar incelenmeli. Bu alanları derhal ilan edin. Yeni bir çevre katliamına neden olmayın. Yalvarıyorum, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması için savcılar ve avukatlar, meslek odaları, meslek insanları ve kamu görevlilerinden oluşmuş ekipler olmadan, deliller düzgün şekilde toplanmadan enkaz kaldırmayın. İnsan, sağlık, eğitim ve aslında her konuda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipler Birliği, barolar, KESK, DİSK, belediyeler, üniversitelerin raporlarını ve tedbirlerini derhal yürürlüğe koyun. Şu anda yapacakları o bölgeden uzaklaşmadan yutonkla, çelik karkasla, hafif malzemelerle yeni yerleşim yerleri oluşturmak. Ruslar ve İtalyanlar örneğin bazı sahra hastaneleri inşa etmişler. Çelikleri dikmişler, içinde ameliyathane kurmuşlar. Burada kullanılabilecek ucuz ve etkili çok teknik var. Barınma ihtiyacı için meslek örgütleri acilen çalışmaya başlamalı. Mesleki bilgilerini ortaya koymalı, konteyner kentler kurulmalı. Yeni inşaat süreci konuşuluyor ancak artçılar devam ediyor. Çok önemli. Sarsıntılar esnasında beton dökülemez. Herkes bilir ki defin işleminden sonra mezarın yapılması için bir sene beklenir. Çünkü zeminin oturması lazımdır. Aynı şekilde deprem bölgesinin tüm tektonik yapısı ve coğrafyası değişmişken bir senede konut inşası söz konusu değildir. %75'i deprem kuşağında olan bir ülkenin planlanması ülke düzeyinden başlayarak yapılır. Planlama örgütlerinde artık ne yazık ki jeoloji, orman, ziraat, jeofizik gibi alanların uzmanları yer almıyor. Bu alanlarda eğitim almış bir sürü insan işsiz. Cezaevinde infaz memurluğu yapan bile var. Peki bizim halk olarak hiç mi suçumuz yok? İnşaat yapmayı sadece müteahhit denilen zümrenin işi zanneden, mimarın, mühendisin, plancının adını bile unutan toplumun hiç mi suçu yok? Olmaz mı? Fikirtepe'de şimdiki yapılaşmayı ve sonradan yapılacakları engellemek, akla, bilime ve çevreye, insana uygun, sağlıklı bir yeniden yapılanma için yürüttüğümüz mücadeleye karşı toplantımızı basan, Kadıköy'ün göbeğine Mimarlar Odası rantı engelleme pankartı asan biz değil miyiz? Sonra ne oldu? Herkes birden yeni mutfak fayanslarının eski binasını nasıl yenileyip rantı arttırırımın peşine düştü. Bu anormal mi? Hayır. Eğer konut bir barınma aracı değil de bir sosyal ve ekonomik güvence ve rant aracı haline getirilmişse, kamu ve toplum barınma ve konut hakkını sadece mülkiyet üzerinden tanımlıyorsa, bu durum son derece normal. Üstelik kent toprakları özel mülkiyete konu ediliyorsa, kamu mülkiyeti elindekileri kamuya gelir sağlamak adına ona buna peşkeş çekiyorsa daha da normal. Kamu nasıl elindeki arazilerin emlak rantını arttırarak satışa çıkarıyorsa, halk da elindeki metrekarenin rantını arttırmaya uğraşıyor. Biz demedik mi desek neye yarar ki? Halk bizi dinlemedi. Biz söyledik, hocalar söyledi ama topluma anlatmayı beceremedik. Medyayı devlet güdümündeki o dev organizasyonu aşamadık. Ses çıkaranlar mimik yaptı diye cezalandırılıyor. Kala kala sosyal medya kaldı, ders aktarılacak. Onun da hali malum. Tweet atmak ceza sebebi. Şimdi yapılacak tek bir dönüşüm var. Sistem ve zihniyetin dönüşümü. Benim çıkardığım tek ders bu. Unutmayalım, krizi yaratanlar asla krizi çözemezler. Derhal el çektirilmelidirler.
Tekrar hoş geldiniz. Bu son videoydu galiba, değil mi? Artık istediğimiz. Evet, bir sarmala dönüştü gibi bir hissiyatım var benim şeyden. Yani baştan Osman Kavala yazılmış mektuplardan başlayıp sonra Çiğdem'den de şu anki gerçekliğimize geldiğimiz bir sarmal içindeyiz. Evet, sen aslında sana sözü şeyden vererek belki İtfa videosu üzerinden sonra da belki biraz Fatih'e söz veririz diye düşünüyorum. Bir de yani söz almak isteyen varsa mutlu oluruz. Biraz öyle bir midimiz var. Beraberce bu konuyu konuşalım mı gibi. Onu da söyleyeyim. Belki şeyi vurgulamak lazım, yani Çiğdem Mater'in aslında Anadolu Kültür aracılığıyla bu şehirlerden özellikle Diyarbakır ve Antakya'da çalışmalar yürüttüğünü vurgulamak lazım. Diyarbakır'da Anadolu Kültür'ün Diyarbakır Sanat Merkezi 2002'de açıldı. Depremde yıkılan Diyar Galeri adlı Diyarbakır'ın ilk alışveriş merkezinin içindeydi Diyarbakır Sanat Merkezi. Sonrasında yine Avrupa sineması da Anadolu Kültür'ün etkinliklerini gerçekleştirdiği Avrupa sineması da aynı Diyar Galeri'nin içindeydi. Sonrasında yanılmıyorsun 2012 gibi orada etkinlik yapmayı bıraktılar. Avrupa sineması da pandemiyle birlikte galiba etkinlik yapmayı bırakmıştı. Yani orada bir kültür tarihi vardı. Pandemiyle birlikte tamamen ortadan kalkan bir tarih. Depremle birlikte yıkılmış oldu. Yani Çiğdem de hapisteyken ilk gördüğü hani diğer galeriye olmuş. Sonradan Antakya'yı da görmüş ve Antakya üzerine bir yazı kaleme aldı. Bir kentin yasını tutmak isimli bir yazı kaleme aldı. Orada Antakya'daki 2005 ve 2006'daki şehir temelli kültür politikaları programını andı. Bu programda Çiğdem Mater'in Anadolu Kültür çalışmaların parçası, kentte yaşayanların kendi kültür politikalarını oluşturması için yapılmış bir program, 2005-2006'da. Bu deprem dersleri de işte bu hapishanede bu depreme tanıklık etmenin zorluğu sonrasında Mücella Yapıcı ile konuşma gereği duydu Çiğdem Mater ve o bir söyleşiye, Biyanet'te yayınlanan bir söyleşiye dönüştü. Fatih Pınar'ın da dahil olduğu, işte Ethem Özgüven'den görüntüler alınmış. İmre olsaydı sorardık ama benim tahminim hani onun dışında sosyal medyadan ve YouTube'dan da bazı görüntüler eklenerek Nazan Kesal'ın Mücella Yapıcı'yı seslendirdiği, metin düzenleme Elif Refik'in yaptığı, kurguyu İmre Azem'in üstlendiği bir video çıkmış ortaya. Deprem dersleri bu şekilde oluşmuş. Tabii şu an iyice tuhaf geliyor çünkü İmre ile konuşurken hani Gezi'nin yıl dönümünde ne yapalım, ne yapmalı, nasıl bir şekilde Gezi anılmalı derken yani onun söylediği mesela en çok Mücella Yapıcı'yla mektuplaşmak istiyordu İmre ve barınak meselesi üzerine hapishaneye ben mektup göndersem o bana geri cevap gönderse diyordu. Depremden sonra bambaşka bir yöne kaymış oldu ve hani bir şekilde İmre o filmi Çiğdem'in Mücella ile yaptığı söyleşi üzerinden çok çok daha acıklı ve kötü bir şekilde yapmış oldu. Ama hani deprem dersleri bence çok güzel bir kayıt. Yani bu döneme dair neoliberal kentleşmeye dair hani anlatılabilecek her şeyi o belki hapishanede olmanın da verdiği öfkeyle anlatıyor. Bu bakımdan çok değerli bir iş olduğunu düşünüyorum. Fatih sen sen nasıl dahil oldun? Kurgu sürecinde var mıydın? Biraz anlatır mısın? Yani kurgu sürecinde yoktum ama bu mikrofonu da tutmamın
bir anlamı yok gibi geliyor bana. Ha, yayın için pardon, özür dilerim. ya öncelikle hani Mücella'nın bu mektubunu tekrar dinleyince insan hakikaten irkiliyor ve şeyi çok daha iyi anlıyor. Şu an Mücella'ların niye içeride olduğunu. Çünkü asıl suçlu, asıl yargılanması, asıl içeride olması gerekenleri işaret ettikleri için oradalar. Dolayısıyla sesleri, bu mektuplar, bu videolar dışında çıkmasın diye. O yüzden de çok kıymetli bir şey aslında. Ya bir kez daha anlıyorsun yani ne kadar özellikle Mücella'nın, ki yıllardır ben de hani hemen hemen seninle aynı süreçten, biraz öncesinde 2010'larda kentsel dönüşüm alanlarını belgeleyen bir proje yapmıştım ben. Aslında bunu anlatmam sanırım daha kıymetli. Çünkü yani deprem bölgesine İmre ile birlikte gittik. Hani öyle bir şey var. Çünkü hani buna kısaca değineyim. Sonra böyle Mücella'dan bahsetmenin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani birinci, ikinci gün yani normalde hani mesleki şeyle, refleksle hemen anında giderim genelde, ama hani o şeyi bu sefer kaldıramayacağımı düşündüm. Yani oradaki durumu bildiğim için. İmre ile konuşuyoruz tabii ki. Yani en yakın arkadaşlarıma ne yapacağız, nasıl yapacağız derken. Sonra işte Konya'ya gidip yeğenimin karavanıyla gitme gibi bir fikir gelince bu hani İmre'nin de hoşuna gitti. Sonra başka bir fotoğrafçı, gazeteci arkadaşımla birlikte 4 kişi gittik. Orada 4 gün boyunca birlikteydik. Yani Konya'da buluşup birlikte Adıyaman ve Maraş'ta bulunduk. Sonrasında hani İmre bu mektupla böyle bir çakışma olunca ben de hani böyle görüntü desteği verdim. Ama hani kurguda hani bulunmamı gerektiren bir şey yoktu. Yani bölgede benim çektiğiniz görüntülerde dahil edildi değil mi? Tabii. O güncel hani şey ya. Hani dönem dönem şey yaparken hani 17 Ağustos da var ama hani bu en son 6 Şubat'tan da şeyler vardı. Hatta görüntü kalitesinden de belli oluyordu hani o drone ve şey görüntüleri falan. Son yıkım da vardı. Hani bu videodaki şey çakışmamız öyle oldu. İmre ile de birlikte olduğumuz için hani öyle bir özellikle drone üzerinden hani ben onu kullandığım için dahil oldum. Ama yani gerçekten Mücella'nın söyledikleri, Mücella'nın ne kadar önemli, kıymetli, güzel bir insan olduğunu hani bir kez daha teyit ediyor. Ve bugünleri hep işaret eden ve bunun için bunlar olmasın, yaşanmasın diye uğraşan birisiydi. Yani bir kez daha insanın gerçekten içi yanıyor. Hani bu aklın, bu duyarlılığın, bu öngörünün, ileri görüşlülüğün karşısında. Sadece bahsederken şey aklıma geldi. İlk tanışmamız Mücella'yla 2008 filandı. Yani ben gerçekten de kentsel dönüşüm yasası, hani bu tarlabaşı yasası denilen süreç daha başlamadan önce Tarih Vakfı'nın İstanbul dergisinde böyle fotoğraflar veriyordum. İlk defa o dergiyi çıkartan hani bu Express tayfasından Uluslar vesaire, Ayşe Çavdarlar falan hani arkadaşlarım, ilk defa hayatımda şey gördüm. İşte kentsel dönüşüm alanları diye böyle bir derginin eki olarak bir harita yapmışlar. Tarihi yarımada içindeki alanlar. Hani 2000 belki o haritayı gördüğümde 2005-2006 falan, yani 2004'te çıkan o tarlabaşı yasasından sonra hani şu anki Sulukule'nin, tarlabaşının, bütün bu yarım tarih yarımadanın geldiği halin önceleyen bir şeydi. Yani onu harita üzerinden böyle bir proje yapma fikri aklıma gelmişti. Bütün tarih yarımadadaki o haritadaki kentsel dönüşüm alanlarını belgeleyen bir iş yapacağım. Tabii ki bunu işte Mimarlar Odası üzerinden, İstanbul Büyükkent Mimarlar Odası üzerinden, İstanbul Şubesi üzerinden yapma fikri olunca, bunun yayın ayağı olarak da Biyanet'te de Ertuğrul Kürkçü vardı. Sağ olsun bir akşam, ya bunu anlatmak istedim sadece. Yani bir anekdot olarak onları anmanın daha güzel olacağını düşündüğüm için uzatmak istemiyorum aslında. Umarım sıkıcı olmuyordur. Yani şey de kıymetliydi. Biyanet'i de bir freelance
aktivist, videografer, fotoğrafçı vesaire olarak şey yapıyordum. Tanışıklığımız vardı. Oraya önerdiğim zaman hani basın ayağı olarak orada benim yaptığım multimedya video ve fotoğraflarla birlikte ve hani konunun uzmanı, bölgenin uzmanı birisinin yazdığı bir akademisyen, mimar, mühendis vesairenin metniyle birlikte böyle bir projeydi. Ama aynı zamanda bütün o bu alanları hani fotoğraf, ses kayıtları, videolarla birlikte belgeleyen, arşivleyen hani özet bir video da çıkartıyorum 8-10 dakikalık ama hani bütün materyali de hala Mimar Odası'nın arşivinde duruyor. Böyle bir proje için mesai bitiminde Ertuğrul Kükçü sağ olsun hani ofisinden işte o Cihangir'den çıkıp işte o trafikte o zaman Yıldız'daydı Mimar Odası'nın yeri oraya gittik. Mücella'yı ilk o akşam gördüm. Yani gerçekten hani o şen şakrak işte şakalı Ertuğrul Kükçü işte ya ne yakışıklısın falan böyle şeyler. O neşesi, esprisi falan. Böyle şey olmuştum yani hani ilk o enerjisi beni çok etkilemişti. Sonra yani gerçekten ilk orada sunum yaptım vesaire. Sonra kabul edildi. Oradan yemek yenildi bilmem ne yani Ertuğrul Kükçü ve Mücella'yla birlikte bayağı saatler geçirdik falan. Sonra proje kabul edilince hani benim bütçeye Mücella görünce hani işte ikinci kez karşılaşıyoruz. Beni resmen kenara çekti ve şey dedi. Evladım sen emin misin? Bak bu parayla geçinebilecek yani Mimarlar Odası'nı temsil eden hani orada yönetici ve projeyi onaylayan kişi olarak hani o şeyi yani onun o vicdani ve şeyi o empatisi o karşı tarafın yerine koyan falan evet falan dedim. Bak yani bir daha düşün istersen vesaire diye bana şey yapmıştı. O günden sonra da gerçekten yani ne diyeyim hayatımda en sevdiğim hani annem desem de yeridir. En saygı duyduğum insan desem de yeridir. Şimdi bir kez daha çok özlediğimi ve gerçekten öyle bu hikayeyle böyle kısa bir anekdotla analım istedim. Başta da söylediğim gibi yani bu mektup bile şeyi çok özetliyor şu an niye orada olduklarını. Teşekkürler Fatih. Başka söz almak isteyen Begüm sana bakıyorum. Begüm, Özden Fırat. Bir şey söylemek ister misin? Eklemek ister misin? Ya görüntüler şimdi, yani çünkü ben ilk kez perdede izledim. Muhtemelen başka gösterim yapıldı mı perdede yoksa sadece sosyal? Evet, perdede izleyince başka bir hisse oluşuyor yani. Herhalde hepimizde oluşmuştur diye düşünüyorum. Yani açıkçası şey düşündüm ben. Çiğdem iki kez iki metinde de şey diyor. Sadece film konuşacağımız günlerin gelmesi umuduyla gibi bir şey diyor. O beni çok etkiledi. Yani böyle bir arzusu olması. Çünkü şunu fark ettik, en azından son 10 senede hiçbir şey fark etmediysek, yani ne kentin kendisi kent olarak kalabilir, ne sinemanın kendisi sadece bir sinema olarak düşünülebilir, ne festivalin kendisi sadece bir festival alanı. Yani öyle bir dönüşüm oldu ki belki hep öyleydi, yani sinemayı politikadan ayrı düşünemezdik. Yani düşünülmesi mümkün olmasa dahi. Şimdi Çiğdem'in bu arzusunun belki hiç gerçekleşmeyeceğini de düşündüm yani. Elbette ki özgürlüğe kavuştuktan sonra muhakkak festivallere gidecektir. Ama festivaller hiçbir zaman böyle masum, politikadan azade, sinemanın kendisi işte hem bir ifade biçimi olarak hem de seyir alanı olarak politikadan azade olmayacak. En azından bunun farkına vardık gibi düşünüyorum. Yani bu korkunç 10 sene içerisinde hiçbir şey değilse. Yani hiçbir alan kendinden menkul ve politikadan azade değil. Yani bunu zor bir yoldan ve kötü bir yoldan öğrenmiş olsak da mesela belki emek sineması mücadelesi de böyle bir şey gösterdi. O seyir mekanının kendisi de bir mücadele alanı. Hani verili değil ve kurulması gerekiyor. Hani böyle bir yerden, yani doğrudan kentsel adalet ya da kentsel mücadelelerden ziyade böyle bir yerden düşünmeye başladım bugün. Daha önceden düşünmediğim bir şekilde belki. Teşekkürler bunun için. Teşekkürler. Yani o bu dediğin çok doğru, çünkü diğer galeriya da öyle bir iz bırakıyor. Diyarbakır'da yani bütün kültür, yani İstanbul'dan giden yani şeyin Biennale'inden işte film ekimine
Yani herkes orada etkinlik yapardı ve oranın yıkılması ki Emek Sineması'nı yapan mimarlık şirketiyle aynı şirket, Emek Sineması yapan diyorum, Emek Sineması'nı yıkan, çakma emeği yapan, yani Grand Pera AVM'yi yapan şirket, yani Emek Sineması'nı yıkan şirket de denilebilir. Diğer galeriyi yapan şirket de o. Ya bir sürü sebebi olabilir tabii bunun, sadece o yani Mücella'nın anlattığı gibi tek bir sadece müteahhit, sadece işte mimarlık şirketi gibi bir şey değil. Bir ağdan bahsediyoruz. İşte diğer galeriyanın alt katındaki kolonların oraya alan açılmak için yıkılmasından vesaire bir sürü parçası olan bir şey tabii ki. Ama yine de yani bu kadar kültür etkinliğinin yapıldığı, İstanbul'dan taşınan etkinliklerin, işte İKSV etkinliklerinin, bizim bütün işte altyazının gösterimlerinin Diyarbakır'da falan yapıldığı, orada sinema atölyeleri verdiğimiz, hepimizin gidip gelip yani 10 yıl boyunca diğer galeriyanın içindeydik yani. Ve oranın yıkılmış olması tam da dediğini yani, yani sadece politikadan değil, yani deprem gerçeğinden de bağımsız değil hiçbir mekan. Bundan bağımsız değil yani, siyasetten de deprem gerçeğinden de ayrı düşünemez hale geliyoruz bu mekanları. O açıdan çok katılıyorum. Başka bir şey eklemek isteyen Burak, senin? Ben salona dönme şeyindeyim. Çok pardon. Yani evet, çok bir görüş yoksa ufaktan toparlayabiliriz de bence. Bir buçuk iki saate vardık. Lütfen. Şimdi hem kısa filmleri izlerken hem de Begüm Hoca'nın katkısıyla birlikte düşündüm tekrar. Yani biz uzun bir zamandır, hatta Türkiye'nin politik tarihinin belki de çok büyük bir kısmı böyle, edebiyatından sinemasına, müziğine kadar hem sanatın hem de kentin yeniden üretim mekanı olarak sanatla olan ilişkisini düşündüğümüzde bizde hep bir mekan sanki yani sanatı mekanın tüketimiyle ilgili bir şey olarak görüyoruz. Mesela son Beyoğlu'nu geri kazanalım tartışmasının, işte böyle bir hareket, sosyal hareket çağrısının da bunun üzerinden tartışılmıştı. Yani sanki böyle sanatla kent mekanı sadece belirli tehdit anlarında sanatın işte öne çıkıp işte ne bileyim film gösterimleriyle ya da başka bir şeyle mekanın kendisi için anlamlı olabileceğini düşünüyoruz. Ama aslında sadece tükettiğimiz bir yer değil. Yani sanatla mekanın ilişkisi sadece bu tüketim üzerine kurulu değil. Bunu ne kadar başarabiliyoruz? Sadece tehdit anlarının dışında ya da bir yer yıkılırken, bir yer elimizden giderken değil de yani süren bir şekilde mekanla mücadeleyi ve sanatın da bununla olan ilişkisini nasıl kurabiliriz, nasıl konuşabiliriz? Bunun aslında bir tür belki de sanat kolektifleri yoluyla, bugün depremde de gördüğümüz şey o. Son sanırım bu işte çeşitli akademiler kuruldu. Karaçay kolektifi, Tomruk Suyu kolektifi, hem oradaki gençlerin eğitim hayatını sürdürmesi için hem de bir taraftan o sanatla ilişkilerini de kurup devam ettirmek için. Yani kent mekanını biraz bunlar üzerinden nasıl düşünebiliriz? Belki kaybetmemenin de bir yolu olarak, kaybettiğimizde konuşmak değil de daha böyle proaktif, işte daha çözüm odaklı neler yapabiliriz diye mekanla, mücadeleyle sanatı iç içe düşünmek açısından. Bu filmler de bana tekrar onu düşündürttü. Teşekkürler. Postane arkadaşlar, bir şey söylemek ister misiniz? Mekanınız. Evet, aslında söylediğiniz şey bence çok değerli gerçekten ki bugün burada bulunma motivasyonumuzun temelinde de o var gibi geliyor. Ben hep öyle düşünüyorum. Ya da bu yani mikro bir araya gelme ve aslında bir arada olma kanallarını güçlendirdikçe birazcık aslında hayatı tekrar kuracaksak kuracağız. Çünkü hani ben kendi adıma bütün bu izlediğimiz şeyler de, bütün bunları düşünürken de yani bütün bunların bir çatı
bir şemsiye olarak hani o majör büyüklüğünün altında ezilme halini yarattığı ataletten ben biraz sıkılmış durumdayım açıkçası. Yani evet bunlar çok gerçek, çok gerçek olarak yaşanıyorlar. Ve böyle bir ben kendimde bir şey ataleti de hissediyorum. Yani hani her şeyi bununla bağlantılı kılabiliyor olmanın verdiği bir rahatsızlık hissi var ki onun hani panzehri de her zaman bir arada olmakta, dayanışma kanallarına tekrar bakmakta ve başımıza ne geliyorsa etrafımızdaki yerle bir arada yaşayarak onları görmekten, o yollara bakarak görmekten geçiyor benim için. O yüzden hani burada olmak benim için çok değerli. Hep öyleydi, çok sağ olun geldiğiniz için. Yani hani bunu sürdürmeye devam etmek ve yani bunu sürdürmeye dair iradenin de bence önemi var. Çünkü yani evet yani bir yanlış da Begüm'ün dediği Çiğdem'in de mektubunda hakikaten onu ben de düşünmüştüm. Yani geçen seneki herhalde bütün festivallerde Çiğdem'in mektubu okundu mutlaka. Ve her mektubunu böyle bitirdi aslında. Sadece filmlerden bahsettiğimiz bir gelecekte. Bence bunda güzel bir ironi var. Çünkü aslında yani Begüm dediğini şey de düşündüm biraz. Yani tersine çevirirsek yani evet zaten filmler bunu konuşmanın bir yolu zaten bir yandan. İşte burada yaptığımız da o. O yüzden filmleri politikadan azade düşünmek diye bir şey zaten düşünülemez. Hiçbir zaman öyle olmadı yani. De evet onlara bakmanın bir yolu olacak sadece. Hani sadece filmlerden konuşurken de sadece filmlerden konuşmayacağız aslında. Gibi geliyor. Diyerekten böyle evet, başka söz isteyen yoksa yavaştan. Evet. Sağ olun geldiğiniz için. Gezi'nin birinci yılında kutlamış olalım böyle geliyor. Hani güzel bir şeyi kutlayarak bitirmek istiyorsan. Umarız yakında arkadaşlarımız çıkacak diyelim. Herkese çok teşekkürler. Bir de hem yani postane ekibine hem de aslında İmrazem'e ve Adrian'a teşekkür ederek bitirmek isterim. Onların katkılarıyla bugün olabildi. 15 gün sonra yine yeni filmimizle burada olacağız. Çok sürpriz bir isim olmayacak galiba. İmrazem'in filmlerini izleyeceğiz gibi diye düşünüyoruz, öyle planlıyoruz. Yine Kent Adaleti ve bizi İstanbul'da nelerin beklediği üzerine kendisinden dinleyecek çok şeyimiz var gibi geliyor. Onu duyursun ayrıca yapacağız zaten. Çok sağ olun geldiğiniz için. İyi akşamlar tekrar.